Sevgili YouTube, SnowRunner'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda Emre var. Hoş geldin Emre. Merhaba, hoş bulduk. Nasılım ama? O zaman efsanesi. Aleykümselam Bitbox, hoş geldin. Geliyor kamyoncular kral demiş, beton yetmez. Ratatatam. Biz şimdi neredeyiz, ne yapıyoruz, ne oluyor, kim ölüyor, kim bitiyor? Şimdi ben sana seriden bir anlatayım deyi. Sen hemen unutuyorsun. Senin sesin yine patlak Buradan geri geliyor bana. gidiyorsun. Haberin Dağ olsun. nehrine gidiyorsun. Sesin patlak falan değil ya. Çok yüksek geliyor Ses ya. deneme. Kırmızı Şu an yaktı düzeldi mi? sesin valla. Düzeldi gibi. Bir anlık patlama yaptıktan Ben sonra olayı düzeliyor. çözdüm. Ne biliyor musun? Ses düşük tonda konuştuğunda otomatik sesi ayarlamak için senin sesi yükseltiyor. Sonra sen yüksek sesle konuşmaya başladığında onu düşürmüyor. Belli bir eşiğe gelene kadar sanırım sorunu. Olabilir. Onun için ben de anlık ses patlaması yaşatıyorum. Hem herkes bir uyanıyor, bir Bu kendine arada geliyor. aynen öyle. Geri dön. Dağ nehrine gel. Ya işte orada arabaya bin. Gel buraya. Bindim geliyorum. Pedro Körfezi'ne gidiyoruz. Yeni haritamıza. Hadi bakayım, heyecan Yeni dorukta. Ümit harita aleykümselam. sayılır mı? Aziz aleykümselam. Hoş geldiniz. Oho, krallar hemen yetişmişler. Tabi lan. Biz de böyle kardeş. Geldin Hemen mi? şurada bir kontrollerimi yapayım. Tamam, burada Yavaştan gideyim mi? Ne candayım. yapayım? Geliyorum, arkandayım. Yavaş git ama. Okey. Son ayarlamalarımı yapıyorum. Okey. Vallahi canlıdayım. Allah sizi inandırsın, canlıdayım. Geldim, hadi devam. Astroneer'da da güzel yerde kalmıştık ha. Evet ya, aklım bir yandan onda da. Bunu bugün çok oynadık be ya. 4 saat falan oynadım. Ya oyunda sürekli bir güncelleme, geliştirme var ya, bir şeyler yaptıkça daha fazla bir şey yapasın geliyor falan. O içine alıyor Evet, insanı. evet. Ya mesela mekik yaptık, gezegene gidemedik. Allah. Şuradan bir mazotumu doldurayım. O zaman ben de doldurayım. Benim neyim eksik? Hayırdır? Yavaş. Yerler buz. Yavaş gel. Not coin'i gördün mü? Ne olmuş? 23-24. Mükemmel. Benim Sabah yatırımım var orada. 19'du. Ben Notcoin'de %150 mi ne yaptım şu an? Harika. Spot'ta. Spotta bir de. Ha. Çok iyi. 2-3 tane coin'im 2x'i geçmiş. Hemen yarısını sattım. İki katında yarısı İyi dedim. yapmışsın. Nakite geçtim. Bugün birileri yazmış. Bitcoin 40 bin olacak falan filan diye. Da 40 bin olursa ben kredi mredi çeker girerim ha. Herkes aynısını düşünüyor. O yüzden gitmez oraya kadar diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Şu an Pedro Körfezi'ne geçtik dayı. Hayırlı olsun. Eyvallah. Daha önce hiç gelmediğimiz bir harita. Şöyle bir duralım. Kuleleri mi açalım Etrafa önce? bir bakalım. Kuleleri açarsak iyi olur. Şuradan bir yol gidiyor aslında. O zaman kuleyi işaretledim, gidiyorum. Yakındaki kuleyi mi En yakındakine gidiyorum işte. işaretledin? Okey. Bakalım burada yollar nasıl? Ben de Çaprak ileridekine mi çaprak gideyim? gidiyorum dayı. Aynı kuleye mi gidelim? Güzel soru. Sen de ileridekine git. Gidiyorum. Batmayız sonuçta herhalde. Şahin. Burası çok ilginç gözüküyor. Öneme. Aleykümselam. Geceniz güzel olsun demiş. Eyvallah reis. Siz geldiniz, daha güzel oldu. Eyvallah. Teşekkürler efendim. Aynen canım öyle. Kamyona Burada seri bir bir sıkıntı var şanzıman. dayı. Ha. Ne olayım? Yol heyelan olmuş. Heyelandan yol kapalıymış. Ben geçerim oradan. Hayırdır Onun oğlum? için... Ya hadi bakayım, ben gidiyorum başka yönden zaten, benimki bu tarafta değildi. Okey. Bu Burada da bir görev var. kamyonlara Gördüğün yerde görevleri al. seri şanzıman gibi bir şey var mı ya? Seri şanzıman. Ne bileyim, öyle bir yorum gelmiş. Şeri şanzıman takılıyor mu falan diye. Yok herhalde öyle bir şey. Şanzıman Şeri şanzıman var mı diye soruyorlar. mı? Bilmiyorum, bakmak lazım. Hatırlamıyorum. Bayağıdır gidip özelliklerine bakmadım. Ya olabilecek en hızlısına getirdim ben kamyonu. Sanırım bundan daha hızlısı yok.
Yol mu kapalı? Ya. Söylemiştim. Dinlemiyorum ki ben seni. Yeni bir şey değilim. Şimdi o zaman şuradan gidelim. La, bu Notcoin'in ilk çıktığı zaman sana söylediydim, alalım bak. Telegram çıkarmış falan Evet, diye. alalım dedim, ben de aldım. Aldım demedin ki. Ya alalım deyince ben senin sözünün üstüne söz söyler miyim? Bastım ne var ne yok. Ay, ay, eridim şu an. Ya ben o Notcoin'i Launchpad'den aldım. Evet, Biraz ben de oradan yatırmıştım, aldım. verdi. Sonra dedim ya sana üstüne ekleme yapalım falan diye konuştuk. Ben üstüne ekleme yaptım. Güzel bir miktara getirdim. İyi yapmışsın. Aynen. Yani şöyle söyleyeyim, bir 1.000 dolar koysaymışsın herhalde şu an bir 3.000-4.000 doların oluyordu. Neyse kaç koyduğumu söylemeyeyim o zaman. Çok küçükten Tamamdır. açtım rakamı. Sıkıntı yok işte, ben herkes anlasın diye bir şey söylüyorum. Bir 10 dolar falan. 10 dolar koydum, 40 aldım. Evet, ilk kulemizi açtık efendim. Ben buradan geçebilir miyim acaba ya? Bakalım etrafımızda neler var. Şurada bir remote mağazası varmış. Burada bir şeyler var. Ben gideyim şunları alayım. Remote'suz gezmeyeyim diyeceğim de aslında sırtımda da var. Gerek yok, vazgeçtim. Görelim mi alsaydım acaba? Patlatayım mı bir yorum? Patlat. Sendeyiz. Abim hisse satın alma işlemi nasıl oluyor? Neyi satın alma? Hisse. Hisse mi? Türk hissesi mi, yurt dışı hissesi mi? Türk BIST. Ha, BIST. Herhangi bir mobil uygulamacılık bankan varsa hepsinden satın alabiliyorsun. Veya hiç bankalarla uğraşmak istemiyorum diyorsan, farklı satın alabileceğim platformlar var. İsim vermeyeyim, Aa, reklama isim girer. verince bir de reklama giriyor ya. Evet. Tam onu Hani ben söyleyecektim ben de, biliyor şundan musun? şundan alın diyecektim. Evet. Ben ne söyleyeceğimi tahmin etmişsindir zaten. Arkadaşlar, markasını merak ediyorsanız özelden sorun. Bir tane çok beğendiğim bir platform var. Oraya parayı yatırıyorsun. Hem Amerikan Hem hisseleri, yurt dışı hem yurt dışı. hem Türk hisseleri, hem fonlar. Hepsini tek bir noktadan Ne alıyorsun. ararsan var. Mis gibi iş. Biraz komisyonu yüksek, yalan yok. Ama çok al sat yapmıyorsan, alıp biriktireceksen neden olmasın? Ne uğraşacaksın komisyonla? Ben Ama yatırımın bir şimdi kısmını orada tutuyorum. bir uygulamaya mı güvenirsin yoksa bankaya mı? BDDK olduğu sürece alayına güvenirim. BDDK 2024 itibariyle yatırdığın paranın 400 bin TL'sine kefil oluyor. Eğer benim onay verdiğim yere yatırım yaparsan diyor. Peki onay BDDK'nın vermiş mi? vermiş. Tamam, olay bitmiştir. Gidip de 10 milyon yatırmayacağımıza göre. Aynen 400 bine Nasıl bir kadar yerden gidiyorum destek ben? yeterli bence. Ben buradan oraya geçebilir miyim? Çok sık ormam var ya. Hayır, Açamıyorum yol lan yok. İki tane çizgi var. Çizginin üzerinden gidiyorum. arkadaşlar. Tamam, burası hard snow. Bir abi tavsiyesi. Yani dişinizden, tırnağınızdan, donunuzdan, başınızdan, nerenizden ayırıyorsanız ayırın. Mümkün olduğunca fon alın. Şimdi bunları söylemem benim sıkıntılı mı bilmiyorum ama. Şu an dolar çok Sıkıntılı. ucuz. Dolar çok ucuz. Yatırım tavsiyesi değildir. Kesinlikle değildir. Ben Emre'ye diyorum zaten, sana diyorum oğlum. Aynen, sen bana anlat. Ya Emre'cim, şimdi dişinden tırnağından ayıracaksın. Döner yiyeceksin, yanında ayran yemeyeceksin. O ayran parasını gideceksin, bir yerlere yatıracaksın. Şu an dolar çok ucuz. Günlük iki paket değil de bir paket sigara içeceksin. Orta uzun vadede ilginç şeyler olacağını düşünüyorum. Bu yüzden dolarla yatırım yapıyorum ben şahsen. Geçen bir video izledim. TikTok, YouTube hatırlamıyorum bir yerden. Bir haber programında konuşuyorlardı. Diyorlardı ki ya işte dolar 100 lira olur mu? Kimse inanmaz. Ha Sonra bak. adam dedi Hemen ki şey aklıma geldi. 2006 yılında, anlatayım sen söyle ya da. Dur, araya girmem lazım. Bir Gir. tane komedyen var. TikTok videosu var. Neymiş efendim, beni aramış. Kettle'ı çalışmıyormuş. Nasıl Heh, çalışmıyormuş? evet Fişi hatırladım. takmamış. Zaten çalışırsa var ya. Şu an tam buraya bu uydu. Dolar 100 lira olur mu?
dolar 100 lira olur mu diye sormuşlar diyor. Ya bu diyor 2006'da baktığınızda diyor dolar 2002 mi 2006 mı ne? Hı. Tarih tam hatırlamıyorum. 1.12 TL'ydi diyor. 1.12 ise o 2010-11 falandır. Bilmiyorum işte şu herhalde. Anki fiyatı kaç diyor? 32 gidiyor. Kaç kat yapmış diyor? 32 kat. Diyor. E şimdi sen soruyorsun ki diyor 32 TL olan dolar 100 lira olur mu? Kaç kat var arada? 3. Ya 32 kat yapan şeyi 3 kat yapamaz mı diyor. Zaten yapmaz. Evet, diğer gözden polisi açılmıştır. Ben daha bir tane açamadım lan. Yolu bulamadım ki. Oo, çok yavaşsın. Hatta yükseltme buldum onu alıyorum. Harbi açamıyorum ha. Nereden gideceğim lan ben buraya? Oğlum yolu vardır illaki bir M'ye bas harita diye bir şey var. Lan yol var diyor, yol yok. Hah açtım. Yalan söylüyorum. Hangi oluyormuş bu? ANK MK38 kamyonuna süspansiyon geldi. Hayırlı olsun. İyi günlerde kullanalım. Ama daha çok kötü gün oluyor başımda. Şu yol üzerinde görevler var. Şunları toplasam mı? Açamadın mı sen? Yok. Burayı açmışsın sanki. Yok. Niye oğlum, orada yol var. Aa, yolun üzerinde ağaç var gözüküyor. Evet. Geçemiyorum, kamyon büyük. Yani kamyon geçiyor, kasa geçmiyor. Kasayı sal orada, boşver ya. La bırakınca alamıyorum. Boşver, yenisini alırım ya. Hadi oğlum geç şuradan. Küçük arabanın artıları. Zenci animesine döndü burada. Girdiğim ara yani mümkün değil oraya girme. Hadi oğlum. Şimdi sıkışıp kalacağım burada. Aa, vallahi kaldım. Yarım metre kar var doğuda, kartta Van'da geziyormuşum gibi dağlarda. Aha tekeri mazot diyor. Oo, oh, vurmadığım yer kalmadı. Lan nereye girdim arabanın ben içinden ya? İçinden gidiyor. Hadi oğlum çık. Hadi oğlum. Hayır oğlum. Yok. İstersen oraya ben geleyim, bilemedim. Hala zorluyorum, bir saniye. Olmayacaksa söyle. Ya olmama ihtimali var mı ya? Ben de ben üçüncü kuleyi açıyorum zaten, bir tane kaldı, onu da açıp oraya gideceğim. Burada bir görev daha varmış. Ne sallandı araba be. Bunu aldım mı ben? Almışım. Soldan devam ediyoruz. Kayıp araç tespit etmişsin. Açtım bir şeyler. Ha, görev kuleyi açtım. Ha, izci 800 var bir tane. Etrafında görev görürsen onları da alsana. Okey. Son kuleye doğru gidiyor. Hadi bakayım. Olay yolu ben seçmişim sanırım. 0-100 2 saniye olsaydı iyi yük taşınırdı demişsin de bu karda öyle bir şey olursa tutamazsın ki tarafı. Buzun üstünde patı doğru çeker durur yani. Ana ne biçim yer la bu? Kamyon yan yat yatacak. Hadi 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 hadi. Düşük vites alalım. Tamam. Sıkıntı yok. Nerede bu kule? Lan nasıl uzağım? Sakinim. Sen niye gerginsin ya? Gerginim ya ben. Ne yaptılar sana? Ne bileyim. Oğlum. Nerede oğlum bu kule? Hah buldum. Ya şöyle. Şimdi ha. Yeni nesil döviz konusunda biraz kafalar karışık yeni nesilde. Şey bilmiyorlar çünkü. Arkadaşlar bir ara biz 10 milyonla ekmek alıyorduk.
10 milyona ekmek Milyon. alıyorduk bak. 10 milyon. 3 milyara araba alıyorduk. 6-0 atılmadan önce. Sen hatırlarsın onları herhalde ucundan başından. Evet. Şimdi vardım ben de. Adama sorarlar. 1 milyona ben 1 saat internetle oynadım. Bak 1 TL 1 dolara eşitti bir dönem. Sonra bir dönem geldi baktık ki 1 dolar olmuş 12 milyon TL. Kaç X? 12 milyon X. Böyle bir X var mı lan? Oğlum bir para nasıl karşısında milyon X kazanır mı lan? 12 katına çıkmış çok şey yok. 12 katı değil. 1 TL 1 dolardı. Aha. 10 milyon TL 1 dolar oldu. Milyon kat. Şu an söylerken içim titriyor ya. Tamam şimdi sakin ol ve sakin anlat. Sakinim. Sonuç olarak geçmişe ekonomik baktığımızda açıldığımı kendine kaybediyorum. Evet ya oğlum çok sinirliyim ben ekonomi konusunda. Çünkü baktığın zaman her yıl ortalamada dolar 2x yapmış. Dogecoin gibi, Shiba Coin gibi öyle düşün yani. 2x yapıyor. Yol kapalı, hoş geldin. Selamünaleyküm. Sonra? Ben buradan geçer miyim ki? Geçeremez. İleride kuyun içinden falan. Senin araba oradan geçmez dayı. O kadar uzun boylu değil. Attım yükü, hadi gel. Hadi. Hadi bakayım. Zıplasa? F'ye mi basıyorsun? Bekle. Hiç. F'ye basma. Basmıyorum. Heh, öyle dur. Hadi bakayım. Yok, şey yapmışlar. Saydam duvar gibi bir şey koymuşlar. Öyle atlanıp geçilecek bir şey değil. Nereye gidiyoruz? O zaman ileriden dolan gel. Ya da bilmiyorum, sen niye geliyorsun ki? Ha, nereye gidiyoruz? Hiç görev de yok burada. Görev de yokmuş ne burada? Ben 3-5 tane aldım ama. Seç birini yapalım hadi. Ahşap kalas istiyor 4 tane. 2 tane daha ahşap kalas istiyor. 2 tane daha ahşap kalas. Herkes ahşap kalas istiyor. Ahşap kalas toplayacağız her yerde. O zaman ben sırtıma yükleyeyim, dağıta dağıta gidelim. Aynen. Ben bakayım, burada ahşap kalas yok ama. Olur. Ahşap kalas harbi yok mu? Bu haritada yok. Var. Var var. Nerede? Tam arkandaki şeyde. Neymiş orası? Stok yükleniyor diye bir şey. Artık İngilizcesi neyse. Anladım. Okey. Gidiyorum ben oraya. Doğru düşmüş elektrik hattı varmış. Oraya geleceksin. Kutu başlıyor. Tamam. En son tehlikeli rota diye bir yer var. Oğlum ben ekonomiye girince yayından herkes kaçtı galiba. Vallahi. Olur mu olur. Dediler ki biz tutuklanmadan çıkalım. Ya şeyi hatırlıyor musun? Dolar böyle bir 18'e fırlamıştı. Sonra tak diye düşmüştü. Ona bir falan bir şeyler olmuştu. 13'e mi düşmüştü? O zaman şeyi çıkardılar işte. Ben long short açıyordum o zaman. Miyim? İçinden geçmiştim long short'u. Kredili yok. KKM. Dolar mevduat hesabı mıydı? KKM işte. Şimdi kapatacağız diye uğraşıyorlar. Neyse ya. Benim lastikler bayağı büyük. Aynen. Benim de büyük. Lastiği küçük olan düşünsün. Oğlum boruların altından da geçilmiyor lan. Wooden planks alıyorum, doğru mu? Aldım. Evet. Şimdi nereye götüreyim? 5. Hatta 6 yapabilirim ben. Dur bakayım. 7 de olabilir. Nereye götüreceksin? Benim yolun devamında bir yer var, görüyor musun? Bakıyorum. Gördüm. Oraya getireceğim. Fabrika gibi bir yer var, oraya mı? Evet. Oha. Oraya doğru gel, ben sana şey yapacağım. Ben şuradan geçerim ya. Getirmen gereken yere kadar gideceğim, orada bekleyeceğim. Yandım vay aman. Bazen ekonomik bunaltı ve buhran durumları yaşıyorum. Ekonomiden anlamamayı çok isterdim. Ben hiçbir şey anlamak istemezdim ya. Kara cahil olayım. Ne bileyim. Evet. İşe gideyim, eve geleyim. Sadece amelilik yapayım. Vücudumu kullanarak para kazanayım falan. Vücudumu kullanarak 3-5 tane çocuk yapardım.
Kafamı kullanarak çalışmak istemiyorum. Nereni kullanmak istiyorsun? Vücudumu. Peki. İyi de para eder ha, hadi bakayım. Kilo öyle verseler. Öyle değil ya, amelelik ya. Sen hemen lafı şeye çeviriyorsun. Emre hala geç değil bak, bir sürü site var. Kişi özel siteler var, onliler monliler. Niyeti bozdun. Hayırdır lan? Yüklendin mi? Yetiyor mu? Kaç yüklendim. Tane aldın? Yüklendim. 6. 6 tane kime yetecek ya? Kamyon o kadar oluyor oğlum, ne yapayım? 8 lira mod vereydim, onu çekerdik. Şu an çektim. Daha birini vincin ucunda getiriyorum sallaya sallaya. Hadi bakayım, ben buradan geçerim karşıya. Aha. Oha! 70 hasar yedim. Lastiği bıraktım herhalde. Mazot deposunu bırakma da. Vallahi mazot önemli. Şimdi önünde tehlikeli köprü diye bir şey var. Tehlikeli rota. Oraya 4 tane bırak. Nasıl bırakacağım lan? Görev yok mu orada? Bırak işareti yok. Bir dakika. Nasıl ya? Görevi sen almadığın için mi acaba? Aa, uzak bir yere bırak. Yo. Ha, köprünün yo, oraya girip bırakacağım. Ya. Tamam dur. Evet, görevin olduğu de yere geliyorum. Değil. Köprünün kendisine bırakacağım. Oba, burası ne lan böyle? Hadi köprüyü bakalım, vurdum. Köprümüz hazır. Eyvallah, elin dert görmesin. Şimdi ne istiyorsun? Şimdi... Tekrar gideyim alayım mı bir yük daha? Evet. Ben de geldim aslında gir da. Gir oradan içeri. Önündeki yerden içeri gir. Ya da ben alayım gideyim. Ben de alayım, sen de al. Ne olacak? İleride 4 tane daha istiyor da. 2-2 4 tane daha bırakacağız. 2 tane sende var. Okey. Şimdi direkt göreve mi yollasam? Burası ne biçim yer lan böyle? Neyini beğenmedin? Şuraya bak, taşların kayaların ortasından geçeceğim diye uğraşıyorum. 2 tane yorumum var. Evet. Dinliyorum sizi, buradayım. Herkesin kanayan derdi. Sonuna kadar haklısınız ama elden bir şey gelmiyor demiş ekonomi konusunda Şahin. Teşekkürler. Benzer fikirdeyiz. Annesi ıspanaklı gözleme yapıyormuş. Çay da demlemiş. Oba. Ya hayat işte ya. Bak bu hayat. Parayla alamazsın işte bunu. Analarınızın kıymetini bilin, hadi bakayım. Oğlum senin römorkun nerede? 2 tane 3 tane şey taşıyorsun. Yok. Tüm işi bana yaptırıyorsun sonra. Bu bölümü sen taşıyacaksın. Ben bakacağım. Git bir römork al, bir şey al ya. Onu bırak da benim süspansiyonlar sıfır şu an. Kırmızı yakmış. Sana koymaz ya. Ne yapacaksın süspansiyonu? Boş ver. Yapışık gidiyorum zaten. Tekerin üstünde gidiyor her şey. Basık Şahin gibi, hadi bakayım. Aynen öyle. Buradan tekrardan karşıya geçeceğiz. Ağacı yani. Kırabilir miyim? Geldiğin yoldan geri git. Taşın üstünden geri gidiyoruz. Ağacı kıramadım ya. Ve an itibariyle yayınımızda 0 kişi var. Mükemmel. Bugün sınav vardı ama normal. Yarın milletin işi gücü var herhalde. O bu arada okullar da kapandı da bu hafta son öğrencileri. Benim stajyerlerden biliyorum. İyiymiş. Bu hafta çarşamba günü, perşembe günü mü ne bitiyor? Bunlar cuma falan mı? Cuma bitmiyor işte. Bizde de var 2-3 tane stajyer. Yerleri falan sildiriyor. Allah razı olsun. Stajyer iş yaptıramıyorum ama. İş öğretiyorum. Hani stajda bunlara sabrederseler ileride nelere nelere sabredecekler, alışsınlar diye. Diyorum ya git bak bakayım, ben odada mıyım? Zaten zor. Koşuyor gidiyor bakıyor, odada değilsin abi diyor. Peki. Git bak bakayım ben toplantıda mıyım diyor. Yapmışsındır inanırım.
Ya ben o kadar kötü kalpli bir insan mıyım? Şurada bir şey var. Hamur var burada. Kabul et. Ha dur la. Çekelim mi hamuru? Çekelim, bekle ben bir kullanmaya çalışayım bakayım. Sen çekersin onu, hadi bak. Ha dur la, ittirip durma. Destek veriyorum oğlum, arkam batmasın diye. Ha. Tamam. Geri git bakayım. Arkam batmasın değil de sanki farklı bir şeyler oluyor. Kamyon devireceğiz şimdi. Peki. Ne yapacağız o hamuru? Acaba? Ben de bilmiyorum. Çekiyorum ilk başta. Çıkarayım da. Bakayım görev neymiş. Hamur. Parka teslim edecekmişiz. Tamam ederiz. Acelesi yok. Al i̇lk götür işte. Kutu paşığı görevini yapacağız. Sırtıma atayım mı o hamuru ben? İleri... Nasıl atacağım lan? Kasaya. Bekle dur, ben şunu bir çekeyim önden. Çalışıyor mu acaba? Neyse geri geri de gider, bir şey olmaz. Hadi gidelim. Ben ip atamıyorum. Tır full. Devam, buradan gidiyoruz sanırım. Nereye bırakıyoruz? Buraya değil miydi fabrikaya? Hayır, ileride. Fabrikayla alakası yok. Şuraya bıraktım iki tanesini. Hadi diğer göreve bakayım. Kupa aşığıydı. Tamam, bunu yaptık. Hammer'ımız var. Mağarasım var. Aile hazinesi var. E tamam, bitmiş. Bir tane de iki tane kalmış da sadece. O da daha nereye bırakacağız kendisini, köyüne? Ben arkama şu ağaç taşıma, kütük taşıma aparatından alayım da kütükleri çekeyim. Senin çekesin yok belli. Çekeriz ya. Çekeriz diye diye oyun sonunda sadece kütük işi bıraktın ya. Evet. Neredeyse oyunu buraya bitirdik. Bırakayım mı? Bırak, bir tane bırak. Bırak, çıkmıyor buraya. Ben de şu arabayı bırakayım hızlıca. Nasıl çıkmıyor görev? Acaba nereye bırakacağız? İleride bir yere bırakacaksın. Orası tam ayağının orada. Oraya bıraktırmıyor. Orası görev yeri. İşaret var orada. İnat etti arkadaş. Bıraktırmıyor daha. Ne yapayım? Beni bir geri geri getireceğim. Al hamuru mamuru devirdim işte. Hamurdu. Patates cipsi bir arkamda gezdiriyorum. Takılmış. Yavrum. Al buraya tamam, bıraktırıyor. Işte, oraya bıraktırmıyor, buraya ben bıraktırıyor. Ben sana dedim bırakıyor işte diye. Burası, orası ne fark eder? Burada kayıp araba teslimatı gibi bir görev var. Teslimat bende başka yerde. Aa baksana ama görevi al. Gidiyorum. Ben şu hamuru bırakıp geleyim hemen. De 150 litre mazotum kaldı, mazotum bitecek gibi. Vallahi bende de 750 kaldı, ne yapacağız bilmiyorum. İnşallah bu hamuru da tamir et de öyle bırak demiyordur. Bu görev alınmış gözüküyor. Neymiş o zaman? Acaba şu an arkamdaki araç mı? Bilmiyorum. Görevin adı oğlum, Old Mac and Drowned Car. Old Mac. Mac ne lan? Mac'in Türkçesi ne bilmiyorum. Yapmak gibi bir şey değil mi? Hammer H2'yi buraya getir diyor. Tamam götürüyorum. Yok, zaten. Yok, götüreceğin yer park alanı. Okey, doğru yere gidiyorum. Oraya gidiyorum şu an, tamam. Ama görev yeri burası. Bir tane batmış trailer varmış. Onu da bir yere götürebiliriz. Evet, onu alacağız. Bir tane de kalasımız var. O da haritanın çıkışında. O zaman ben oraya mı gideyim? Yok, şeye doğru gidebilirsin de ama onu sen alabilecek misin? Çıkışa remorku doğru gidiyorum. Römorku almaya mı gideyim? Evet.
Römorku ben Römork daha alamam. yakın. Onu ben alamam. Bana uymaz o Hadi kesin. hadi biraz yapma. Onun için değil oğlum. Bende yüksek sele var ya. Yüklüye sürüklüye götür bana ne? La oğlum. Oğlum bak git. Aha, arabayı mahvettim arkamda sürüklerken. Şu an sonunu vurdum. Bu buradan döner mi? Ya direkt kırılacak ya dönecek. Aha dönmedi lan. Hadi oğlum. Oh, yakıt buldum. Oba, burada büyük bir görev var reis. Hallederiz inşallah. Şu bizim büyük taşıyıcılardan bir tanesi var. Oo severim. Nereye gidecek, ne olacak bilmiyorum ama. Seversin de yolu görmedim. Hiç gerek yok. Her türlü severiz. Sen nereye gidiyorsun? Daha yeni çıktın. Şuradan karşıya geçebilir miyim acaba? Denemesi bedava. O değil de Burada astronomi ya garaj da da çok yok, güzel değil mi? yerde kaldık ya. Ya arkadaş durup durup söyleme. Yarın iş var zaten. İyi yerde kaldık ha. Oyun oynayasım var benim. Bayramı bekle, 2 hafta kaldı. Gerçi onda da memlekete Bayramda gideceğiz. sanki buradayım. Burası çok yüksek. Peki acaba suyu? Aa, vallahi suyun içinde gidiyorum. Aha, araba battı. Yürü be koçum benim be. Kamyon musun sen be? Şoför boğuluyordu az da. Çok mu yüksek su? Valla arabanın üstüne çıkacaktı neredeyse. Bu oyunu bitireceğiz Tabii mi lan korkunç biz? oyun içindeydi. Neredeyse bitireceğiz ha. Yüzde kaçta şu an? Baktın mı hiç? 50'ye yaklaşıyoruz. 50 mi? Oğlum haritalarda görev bırakmadık biz. Nasıl 50 olabilir? Ben de bilmiyorum. Evine bir şey söyleyeyim mi? Bir yol var. Ben bile battım. Hadi canım. Girersen Yani bakayım. saplanırsın söyleyeyim yani. Bu köprüyü açtığımız yol mu? Bilemedim. Ahşap köprüden Forza geçtin Horizon. mi? Geçtim. Ne lan? Forza Horizon oynadım da. Çok free geldi bana ya. Görev yok, bir şey yok, böyle yardırıyorsun sağda solda. Isınamadım çok ama güzel oyun. Grafikleri falan, efektleri Abi çok iyi. helo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Dostum hoş geldin. Forza Horizon güzel değil mi ya? Niye beğenmedin? Grafikleri o falan iyi de ne bileyim, oyuna çok ısınamadım ya. Niye Kullanışı beğenmedim? çok şey. E oğlum hiç Farklı. oynamadık. Madem o kadar iyi, niye oynamadık? Oynadık biz seninle sanki onu. Bizim oynamadığımız oyun kalmadı ki. Ya 3-5 el Yani oynadık, vardır illaki bıraktık. de. Snow kadar oynamadık. Yok canım. Bu görev de tamam. Başka ne istiyorsun? Dökül. Konteyner almaya gidiyorsun herhalde sen. Stokların taşınması diye bir şey var ileride görüyor musun? Sol tarafa doğru dön. Evet. Kayıp arayışlar falan yazıyor. Git bakayım görevleri al. Emredersin. Hadi bakayım. Biz de görev yapıyoruz canım. Boş gezmiyoruz ya. Ya. Lan bu yol da mı Nerede kapalı oğlum ya? şu? Saniye, beni buraya yönlendirdi. Aile hazinesi. Ya. Yanlış yere mi Her gittim? durum burada değilmiş ki. Komur. Şu ormanın arasından geçebilir miyim acaba? Sen geçmişsin buradan. Tamam, sen geçtiysen hemen aile geçelim. Hadi bakayım. Tekrar izin var. Ya da buraya kadar geldin geri mi döndün lan? Geçemiyorum deyip döndüysem görürüm ben seni.
Şu aradan denesem. Yolu çok uzatıyor diğer türlü be. Aha geçiyorum. Aha geçemedim. Hadi, hadi. Mekana geldim. 2-3 tane dal kıracağız. O ne lan? Ağaç mı var önünde? Bir şey verdi bu bana. Ne verdi? Buradaki petrolü al, 2 tane de odun al. Onları şuraya götür bana fabrikaya diyor. Direkt görev verdi. Ya ben hangi ağacı tutunacağım? Tutunacak dalın tamam. Kalmadı mı? Ağacın arasına sıkıştım ama. Şuradan geçersem karşısı görünüyor. Arkadan şey yapsam. O arka ağaca yapışmış. Şimdi ön tarafa geçelim. Gaza bas, F'ye bas. Hadi. Yok da ya oğlum. Bir yere kadar geldim, çok güzel. Şuradan gitsem. Kural 1'i unutuyorum hep ya. En iyi yol bildiğin yoldur. Kestirme yol her zaman en uzun yoldur. Hatta kestirme yol diye bir şey yoktur anasını. Ağaca takılırsın kalırsın öyle ki sen. Ya hayat işte. Neyse şükür geçtim. Yükü aldım ben. Göreve gidiyorum. Okey. Ben de buradaki şeyi alıyorum remorku. Arabayı tamir ettirecek bir yer de yok arkadaş. Süspansiyonlar yere yapışık. Zor gidiyor. Seni nereye götüreceğiz? Nereden geçebiliriz? Buradan gitsem acaba batar mı? Kısa yol diye bir şey de yok arkadaş. Arada da yeni görev aldım. Tamam. Mecbur buradan gideceğiz. Aa senin olduğun yerden araba parçası istiyor. Arabayı mı istiyor, parçasını mı istiyor? Parçasını istiyor. Araba var burada direkt. La oğlum. Sesini ayarlamaktan gına geldi. Ne oldu senin sesine bugün ya? OBS açık mı sende? Açık. OBS'te grafiğe bakıyor musun sen konuştuğunda ne kadar bakıyorum. Yüksek çıktığını? Kırmızıya vuruyor mu? Hayır. Nasıl ya? O zaman Discord'da bir sıkıntı var. Senin sesin bana şu an anormal yüksek geliyor. Ses deneme. Yo sarıda benim Discord şeyde OBS'te. Tamam, bir patlama sen... yapayım mı? Yapma boş ver ben kısıyorum seni. Ya da benim OBS ayarlarında bir sıkıntı var. Mümkün mü? Olabilir. İkide bir bana suç atıp duruyorsun zaten. Evet. Bulacağım toplumda. Belki de suç bende. Çıkış sesini otomatik ayarla gibi bir şeye bastığımda senin sesi ayarlamaya mı çalışıyor Saftrik? Olabilir. Her şey olabilir. Kişneyen bir kısrak gibi gidiyor araba var ya. Gidiyorum ya. İstanbul yanıyor bugün. Beni.
Bugün burası da yanıyor. Alev atıyorum ya. Vantilatör çalışıyor. İnşallah sesi gelmiyordur. Ben duymuyorum. Burası çok sıcak değil ya. Benim ev soğuk hatta yani. Cam açık, vantilatör açık. Oğlum ev güneş görmüyor ki. Her yerde apartman var. Güneş görmeyince ısınamıyor. Ben diyorum bu panjurlara ne gerek var Tekirdağ'da diyordun da ne yapılmış? Hanif kombiyi açmış gece üşüyorum diye. Hadi canım. Valla. Donuyoruz la biz burada. Ne biçim yer oraya? Ben de anlamadım ki. Ayrı düştük Emre ben Reis. Ben arabaya getirdim. Sen neredesin ki ya? Göremiyorum. Evine kadar geldim ben senin. Farklı yere gitmişsin. Helal ki. Tabi lan. Görev bitici. Çatır çutur görev yapılır itinayla. Ümit atlet de oturuyormuş bak. Ben donuyorum millet yanıyor ya. Tam atlet de oturmalı. Sen de diyabetin ne işi var ya? Hızlı değişti. Ne değişti? Diyabet mi varmış? Ha. Oğlum gencecik insanlar çürük yumurta gibi ya. Hep hormondan. Oğlum ben arabayı çözdüm sanıyordum. Çözmemişim. Arkamda sürüklüyormuşum. Peki. Ne yapıyoruz? Görev kaldı mı? Lost Tools var. Şu an bir tane daha yapıyorum. Hangisini yapıyorsun acaba? Şey. Perde Remorku. Aile Hadinesi diye bir yer varmış. Oraya götürüyorum. Şu araba parçası görevini mi yapsam ben de? Bilemedim. Ne yapacağız? Başka da bir şey kalmadı zaten. Haritayı bitirdik bir anda. Hmm. Ben diyordum orada vardır en az 10-15 tane görev. Şeyde var mı? Ana görev ekranında var mı? Açılmıştır belki. Kapalı olduğu için gözükmüyormuştur. Boru tamiratı var. Getir. İki tane metal kiriş getir diyor. Onlardan yapabiliriz. Biz onlara niye bakmadık ki zaten? O mu? Şimdi aklıma geldi. Benim kasada ne var? Yan görevleri yaptık hep. Ya işe yaramıyor diye bunları attıydım ben. Onlar istiyor şimdi. Peki. Şaşırdık mı? Hayır. Yukarıda trailer store var ya. Nerede? Arkanda. Durursan onları alıp gel diyeceğim sana. Boşuna gitme. Trailer store dediğin ne be? Trailer aldığımız yerde ha. Türkçesi ne oğlum o? Trailer market. Ha tamam, remote mağazası. Oradan iki tane metal oğlum, kiriş alınacak. Arkamda şey var, şunu eve bırakman lazım. İyi sen biliyorsun. Arkam yüklü. Okey, sen biliyorsun. Söyledim işte, oradan kiriş alınacak. Başka? Senin o tarafa uygun... Yok. Ne biçim yer la bu, nasıl battım ben? Şimdi şuradan aşağı ineceğim. Şunu bırakayım beraber gideriz. Blok alacağım. Okey. Onu gideyim toplayayım ben. Oh şükür be düzgün bir yol. Asfalt be. Asfalt makinesi varsa söyleyin kendim gidip atacağım. Olsaydı güzel olurdu. Paramızla falan asfalt döşetseydik. Abidik abidik yerlere asfalt dökerdim. Ya bu Astroneer'de karaba olacaktı burada şimdi.
Dağı dele dele geçecektik. Peki. Bunun madencilik versiyonu olsa güzel olurmuş. Dağ deliyorsun, ne bileyim, tünel yapıyorsun. Vardır kesin ya. Winch miç kullandığın. Hiç görmedim. Ya winch kullandığım vardır da. Hadi gel al şu remote'unu. Hadi bakayım. Bunu da hallettik. Araç yedek parçaları çıkmış ortada bir yerde. Bu ne? Bilmiyorum. Kayıp araçlar diye bir şeymiş ya. Araç yedek parçası varmış ama buna vinç lazım. Sen neredesin? Malzeme alıyor. Şimdi onu nereye götürecektim ya? Burada Pedro'nun üzerinde olan bir şey var mı? Senin olduğun yere orta boy kütük, uzun kütük istiyor. Başka adadan. Mükemmel. Beton blokla sarf malzemesi istiyormuş. Bunu götürüyorum şu an. Hangilerini aldın? İkisini de. Tamam, güzel. Başka bir tane daha var demiştin sanki. Birkaç tane var ya, bir bak. Rahat onları mı? Metal. Metal kiriş, remote mağazasından alıyoruz. Evet, oradan iki tane metal kiriş getirebilirsin. Tamam. Okey. Görev bende. Gitmişken bir kendimi de tamir ederim. Sağa sola vura vura araba hamdum diye şeye döndü. Aa lan minicik ağaç var, hadi lan. Dala mı takıldın? Dala takıldım. İnanırım. Boşa kamyon. Dala takıldım. Tam sol. Tam sağ. Hadi. Aa, şükürler olsun. Aha, devriliyor muyum lan? Doğru mu gidiyorum? Evet, şuradan yolu işaretledim ben. Ya benim kamyon bile zorlanıyor burada. Kamyonumu zorlandığını ilk defa görüyorum desem yeri ya. Hadi bakalım. Vites değiştirmek zorunda kaldım. Lova falan aldım, öyle düşün. Vay. Şaşılacak şey. La çok kayıyor bura. Yavaş git. Olmaz. Heyecan oldu. En iyisi kamyonun içinden söyleyeyim, böyle olmayacak. Ankara öğlen iyiydi, sıcaktı. Ben. Gece serin oluyor. Dikkat etmek gerek. Evet, geceleri serin oluyor ya Ankara'da. Yanlış biliyormuş. Dön. Mekana geldim. Neymiş bizim görev? Ver bakayım oradan bana görevi. Hayırlısıyla. Seç bunu. Niye seçtirmiyor? Bas. Görevi seçemiyorum. Aha, yine aynı şey mi oldu? Benim de mi seçmem gerekiyor? Sanırım evet. Bir dakika, şu an o kadar kötü bir yerdeyim ki şuradan bir geçeyim. Aha, oturuyordu arabada. Hadi oğlum. Niye seçemiyorum ben görevi ya? Servis hap. Tamam, şimdi seçebilirim. Servis hap görevi. Servis hap. Kabul ettim. Çıktı mı? Çıktı galiba, bir saniye. Şu an etkin gözüküyor bende. Heh, çıktı. Bırak bakalım görevi. Tamam, çözmüş olduk kesin olarak.
Tamir istasyonu artık kullanılabilir mi? Evet, burada tamir yeri varmış. O ne demek? Allah razı olsun, araba diye bir şey kalmadı bende zaten. Her yeri patlattım. Hadi oğlum. Şimdi ben ne yapayım? Güzel bir soru. Görev de kalmadı. Var metal benim önümde keriş bir var. Tane. İki tane alıp geleceğim. Hey Allah, al bakayım. Şu dereden geçebilir miyim ki? Geçersin, geçersin. Ben geçtim. Harbi mi? Hmm. Beni gazlamıyorsundur inşallah. Hadi bakalım geçebiliyor musun? Bence çok ilginç bir yerde. Bir de burada kocaman trailer var taşınacak. Bunu ne zaman taşıyacağız ki? Devam ya işte haritanın belli yerlerinde büyük büyük trailerlar var. Emre abiye söyle şu aracı değiştirsin. Seninkinin yanında karınca gibi gözüküyor. Aa, benim Çünkü araba biraz büyük aziz ya. mi? Yok, Bidbex. Bex doğru diyor adam. DLC almam lazım. Ben arabamı güçlendireyim de siz görün. Oğlum burası çok derine benziyor lan. Sen geçtin mi buradan araba? Ben buradan metal kirişi nasıl alacağım? Boğulursam haber vereceğim. Hazır mısın? Bakıyorum. Neredesin lan sen? Lan benim şoför boğuluyor. Sen buradan geçmiş olamazsın ya. Ya oradan geçmedim tabii ki. Biraz aşağısından geçtim. Kenardan git. En yakın kıyıdan geçsene. Hayır, ben buradan geçeceğim. Tamam. İzliyorum şu an. Hadi boğul. Zaten arabanın üzerine kadar su çıktı diyorum ya sana. Benim şoförün ayakları ıslandı daha. Geçer herhalde. Devam, tamam. Kocaman teker takmışsın. Geçti. Gelmiş bana laba laba yapıyor ya. Ya bırak ya. Yok. Boru atı için metal diyorsun ama buradan metal falan alınmıyor. Remote mağazasından sadece Aaa bir dakika. Hazır yüklü trailer var. Ya ben diyorum sana, bana inanmıyorsun. Şu arabayı bir tamir edeyim ben. Oh be. Hileye yapalım biraz. Sat bunu, sonra bir de malot al. Bunu da doldur. Paramı geri ver. Ne oldu lan? Ben mi yaptım? Bir şeyler yaptın ama. Sen mi yaptın? Ben bir şey yapmadım. Remote keşfetmişim. Sırtıma yüklüyorum bunu, inşallah bana uyar. Tam benlik bu. Tamam. Ekledim. Şimdi bu metal kirişler nereye gidiyordu? Boru hattı. Anasının köyüne gidiyordu. Yok muydu daha uzak bir yer? Neyse ama yoldan gideyim de. Ben yükü aldım, yerden gidiyorum. Okey. Ben de şu boru hattını kaldırmaya gidiyorum. Hadi inşallah. Yolun biraz uzun gibi ama sen benden önce bitireceksin görevi, yine boşta kalacaksın. Nasip. Low'la git. Bu da tek yayında bitirdik ya koca haritayı. Vallahi içinden geçtik. Arkadaşlar ya, izleyenler arasından soralım. Yayın konusuna ne diyorsunuz? Çok sorduk ama ben hala emin değilim. Niye emin değilsin? Ne çekincelerin var? Say bakalım. Çünkü yayın dediğin anlık olarak bilgisayar başında sabit kalman gereken bir durum. Ve farklı bir durum geliştiğinde ne bileyim rahatsız olabilirsin. O gün bir toplantın olabilir, geç gelmişsindir. Aile toplantısı vardır. Giriş yapamayacaksın yani. Sözünde duramayacaksın. O zaman söz vermeyiz reis. Yapabildiğimiz kadar yayın, yapamadığımız kadar video yayınlarız. Ne olacak? Bize koyar mı? Bayağı bayramda da yoksun. Kaç gündür? Bir hafta evet, yoksun. Bayramda yokum mesela. İki hafta.
O nasıl bir tatil oğlum? Bana 3 gün tatil. Ne yaptın? Yani bacağımı kırdın deyip rapor mu alacaksın? Hacca mı gidiyorsun? Şuraya karıştırma şimdi oradan. Yurt dışı kurban fiyatı 3500 liraymış lan küçük baş. Getireceğinden emin olursan sıkıntı yok. Türkiye'de en küçük hayvan 25 bin lira, ben anlamadım ki. Aynen öyle. Hisse fiyatları uçmuş gitmiş. Görevi seçsene. Oo. Oo, bir saniye, bir saniye. Allah gidiyorum baş aşağı. Görüyorum şu an. Hem de nasıl gidiyorum? Kayarak gidiyor. Yeni trailer almışsın. Evet, tam olarak öyle. Şimdi görevin adı ne? The Lost Tools. Kayıp parçalar, tamirat eşyaları. Ha, kayıp araçlar. Heh, o da olur. Tamam, bırak. Okey. Bu da bitti. Hadi takıl peşime, gidiyoruz. İçinden geçtim görevlerini ha. Demirleri bırakıp son bir görev daha yapacağız. Ondan demirleri bırakınca bırakmayalım mı? Nasıl bırakmayalım? Yayını bitirmeyelim mi? Tamam, zaten ben de onu diyorum. Şu demirleri bırakalım. Sonra kapanış, paydos. Okey. Saatimiz gelmiş. Benim lastikleri biraz daha büyütmem lazım ya. Peki, oldu. Sen sadece lastikle git. Sen neredesin lan? Seni kaybettim. Var. Nereye gittin? Haritayı aç bir bak. Zaten sürükleniyorum, gidemiyorum. Çek beni önümden. Vallahi yanlış yere dönmüşüm ya, humur. Hiç haritayı açmıyorsun ya. Ya haritayı açınca araba yavaşlıyor. Aa. Hızlanması çok uzun sürüyor Mered'in. Gidebilirsin hadi. Geliyorum Emre Reis. Kurtar beni. Burada araba bırakmışsın. Bıraktım ya, dostum. Geçerken iki vurdum. Ahmet, Ahmet hoş geldin Ahmet. Abi benim söylediğim aracı ne zaman görürüz? Şu DLC olan diyorsun galiba. O konuyu Emre ile konuştuk da kararsız kaldık ya. Şu oyunu bir bitirelim. Ona göre o DLC'yi de alır. O DLC sadece araba için mi? Yoksa haritada veriyor mu? Ona bir bakmak lazım. Doğru. Sonra harita. Bize harita lazım. Parayla satın alıyoruz. He. Bize harita lazım oğlum. İçinden geçtik oyunu. Çöllü bir harita var. Artık kardan çıkalım da kuma mı girelim? Normalimizde dönelim. Yaz. Ne tarafa döndün? Ya arkadaş. Kapakları indir, tırına bineyim. Oldu. İndir indir. Gel. Heh. Çıkıyorum. Hadi atla. Yüklerin üzerine hadi bakayım. Çıktım. Evet. Heh, rampayı kapatıyorum hadi. Hareket edebiliyor musun? Sanki hareket edemiyor gibisin. Valla basıyorum ama gitmiyor. Oturdun senin arabanın üstüne. Ben kapağa çıkınca senin araba önü kalktı zaten. Dur ineyim. Heh. Haydi reis, başarabilirsin. Başarabilirsin reis. Sen başarmamı istiyormuşsun gibi gözükmüyor şu an. Koşu at, koşu at. Hayırlı olsun. Ne, açıldı yol. Açmadığımız yer kalmadı ha. Dur la, senin arabayı boşaltmışken çıkabilirim oraya ben.
açsan ne yapacaksın? Senin araba sığmaz ki buna. Taşırsın belki beni. Arkasına sığmaz. Bir dur da şeyi indireyim. Adam kalkmış gibi geliyor. Durmuyor. Tekerleğimin... Sol. Teker düştü. Yarısı dışarıda kaldı. Bekle sana bir vinç atayım. Devam. La kayıyorum. Hadi hadi devam. Remorku da yükleyelim ha. Olmadı sanki. Kamyonu devirdik yine. Ne bekliyordun? Peki. Sevgili YouTube. Bugün de bölümümüzün sonuna geldik. Umarım canlı yayınlarımızı beğeniyorsunuzdur. Yorumlarınız bizim için çok değerli, alayını okuyoruz. Bizi motive ediyor. Siz olmasanız bu yayınların hiçbir önemi olmaz. O yüzden kendinize evet, iyi bakın. Efendim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Güle güle.